çarpımının sonucu kaçtır diye sormuş bana. Bak şimdi elimizde diyelim ki logaritma a tabanında b çarpı logaritma b tabanında a gibi ifade olsun. Logaritmada çarpım şeklindeyken eğer ki şu çaprazlık sayılar aynıysa unutmuyorsun. Ya bunlar birbirini böyle götürür ve bunun cevabı 1'dir diyebilirsin. Peki nereden gelir bu? Şimdi normal elimizde logaritma b tabanında a varken hani bu bir sayı ya sen bunun paydasına gizli bir olduğunu biliyorsun. Ve bu ikisini yer değiştirdiğin zaman hatırla tabanla fonksiyon ne yapıyordu? Yer değiştiriyordu. Yani ben bu ifadeyi 1 bölü logaritma a tabanında b şeklinde yazabiliyorum. E o zaman elimizde sol tarafta logaritma a tabanında b var. Sağ taraftan da hani b tabanında a'yı şöyle yazarsam 1 bölü logaritma a tabanında b gelmiş olur. E bu iki logaritma aynı olduğu için bunlar birbirini götürdü. Bunun cevabı 1 çıkmış olur. Yani bu ifade aslında ne yapıyorum? Biraz daha böyle basitleştirerek bu şekilde söylemiş oluyorum. Şimdi sol tarafa gelirsem. Ben 36'nın 6'nın karesi olduğunu biliyorum. Ve aynı zamanda 16'nın da 4'ün karesi olduğunu biliyorum. Hatırla logaritmada üstü başlatma özelliği yok muydu? Vardı. O zaman ben bu 2'yi aldım. Logaritmanın başına attım. 2'yi aldım. Logaritmanın başına attım. Atarsam 2 tane logaritma 4 tabanda 6 çarpı 2 tane logaritma 6 tabanında 4 gelmiş oldu. Bir kere şuradaki 2 ile 2'yi çarparsam ne yaptı? 4 yapmış oldu. Yandan da logaritma 4 tabanında 6 çarpı logaritma 6 tabanında 4 gelmiş oldu. Bak çarpım şeklinde logaritmalar var ve çaprazlar aynı. O zaman bunlar birbirini götürür diyorum. Buradan komple 1 geldi. Sorunun doğru cevabı da 4 ile Adana çıkmış oldu. Toplamının değeri kaçtır diye sormuş bana. Bir kere şunu bileceksin. Logaritmada taban ne olursa olsun burası birken cevabı kaçtı? Sıfırdı. Ayrıca tabanlar aynı iken arada artı varsa logaritmada bu ikiden ne yapılırdı? Çarpılırdı. E öyleyse bunun sonucu logaritma 8 tabanında 2 çarpı 4'ten dolayı logaritma 8 tabanında 8 gelmiş oldu. Logaritmada tabanla fonksiyon aynıysa işimin cevabı kaçtı? 1'di. Bundan dolayı sağ tarafta 1 bulduğum için işlemin cevabı 1 gelmiş oldu. x değeri kaçtır diye soruyor bana. Dikkat et logaritmada cevap ne zaman 1'di? Taban ve fonksiyon aynı olduğu zaman. E, o zaman buradaki ifadenin tamamı 5 olması gerekiyor ki bu logaritmanın cevabı 5 beş tabanında 5'ten dolayı 1 gelsin. Yani ben şu an ne buldum? Logaritma 2 tabanında x eksi 3'ü 5 bulmuş oldum. Bak logaritmanın şöyle bir özelliği vardı. Logaritmada eşitlik varken taban gider. Eşitliğin diğer tarafını üzerine alır. Bulduğum bu değerde içerideki şu fonksiyona eşit gelmiş olur. E ben 2'nin 5. kuvvetinin 32 olduğunu biliyorum. Eksi 3'ü de sağ tarafa atarsam işlemin cevabı 35 ile Bursa çıkmış olur. İşleminin sonucu kaçtır diye sormuş bana. Logaritmada tabanlar aynı iken arada eksi varsa bu iki değer ne yapılır? Birbirine bölünür. Ve sakın unutma bölerken her zaman soldakini sağdakini bölmek zorundasın. Yani bu işimin cevabı ne gelecektir? Logaritma 5 tabanında 500 bölü 4 gelmiş olacaktır. E sen de 500 bölü 4'ün kime eşit olduğunu biliyorsun. 125'e eşit olduğunu biliyorsun. Şimdi ben 125 sayısının aynı zamanda 5'in kübü olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. E hatırla logaritmada üstü başa atma özelliği var mıydı? Evet vardı. Bundan dolayı ben bu 3'ü başa atarsam burası ne gelmiş oldu? 3 çarpı logaritma 5 tabanında 5 gelmiş oldu. Logaritmada tabanla fonksiyon aynıysa bunun cevabı kaçtı? 1'e eşitti. Bundan dolayı işlemin cevabı da 3 ile Edirne gelmiş oldu ifadesinin sonucu nedir diye soruyor bana. Şimdi bir kere bu soruya başlamadan bir şey hatırlamak zorundasın. Diyelim ki elimizde 1 bölü logaritma a tabanında b gibi bir ifade var. Logaritmada hatırla payla payda yer değiştiği zaman tabanlı fonksiyon ne yapıyordu? Yer değiştiriyordu. Yani ben bu ifadeyi logaritma b tabanında a şeklinde yazabilirim. Bu birinci ifade. İkinci ifade. Diyelim ki şu az önce yazdığım kesin payında herhangi bir sayı olsun. Mesela burası 3 bölü logaritma a tabanında b olsun. Bak o zaman aynı sonucu sana vermez. Unutma mutlaka benim özelliğimi kullanmam için kullanabilmem için şuradaki pay kısmı 1 olması lazım. E bundan dolayı eğer kendi burası 3 ise benim ne yapmam gerekiyor? Bu ifadeyi 3 çarpı 1 bölü logaritma a tabanında b şeklinde yazmam gerekiyor. Bundan sonra payla, payla ile paydın yerini değiştirmem gerekiyor. Haberin olsun. Şimdi soruya gelirsek. Bu işlemin sonucu kaç diye soruyor bana. Bu tarz ifadelerde sakın unutma. Logaritmanın yanında bir sayı varsa. Bu sayıyı bu logaritma hangi tabandaysa o tabanda yazmaya çalışacaksın. Şimdi nereden başlıyorum? 1 eksi logaritma 5'ten başlıyorum. Sağdaki logaritma hangi tabanda? 10 tabanında. O zaman benim bu 1'i 10 tabanında logaritma çevirmem gerekiyor. E çevirirsem sen logonun zaten biri olduğunu biliyorsun. Sağdan da eksi log 5 gelmiş oldu. Tabanlar aynı. Arada eksi var. Bu ikisini ne yapacağım? Oranlayacağım. 10 bölü 5'ten dolayı da bunun cevabı ne gelmiş olacak? Log 2 gelmiş olacak. Bak o zaman bunun paydasının tamamı şu an ne gelmiş oldu? Logaritma 2 gelmiş oldu. Görüyor musun? Karşıma kim çıktı şu anda? 1 bölü logaritma 2 çıktı. E ben bu ikisini yer değiştirsem tabanla fonksiyon yer değiştirmeyecek miydi? Yani şu an bu işlemin cevabı ne gelecek? Logaritma 2 tabanında 10 gelmiş olacak. O zaman hemen yazıyorum. Şu an bu işlemin cevabı ne gelmiş oldu? Logaritma 2 tabanında 10 gelmiş oldu. Bir de sol tarafta kim var? 1 var. Hemen yazıyorum. 1 artı logaritma 2 tabanında 10 gelmiş oldu. Şu dediğimi unutmuyorsun. Eğer ki logaritmada yanında bir sayı varsa her zaman bu sayıyı bu tabanda logaritma şeklinde yazmak zorundasın. O zaman 1'i gidiyorum. Logaritma 2 tabanı x şeklinde yazıyorum. Sağdan da 2 tabanında 10 gelmiş oldu. Tabanlar aynı iken arada artı varsa x'i ne yapacaktık? Çarpacaktık. Bundan dolayı da logaritma 2 tabanında 20 gelmiş oldu. Neresi? Şuradaki paydanın tamamı. Bu paydanın tamamı ne bulmuş olduk? Logaritma 2 tabanında 20 bulmuş olduk. E o zaman pay kısmından 2 geldi. Payda kısmından da logaritma 2 tabanı 20 gelmiş oldu. Bak unutma şu özelliği kullanman için mutlaka pay kısmının 1 olması lazım. E bundan dolayı ben elimdeki bu ifadeyi 2 çarpı 1 bölü logaritma 2 tabanında 20 şeklinde yazabilir miyim? Yazarım. Şimdi payla payda yer değiştir. Yer değiştirirsem tabanla fonksiyon yer değiştirecek. Bu da 20 tabanında 2 gelmiş olacak. Hatırla logaritmada üstü başlatma özelliği yok muydu? Vardı. O zaman ben buradaki 2'yi sanki üstünden gelmiş gibi düşünüp tekrar üstüne yollayamaz mıyım? Yollayabilirim. Bundan dolayı da işlemin cevabı logaritma 20 tabanında 2'nin karesinden dolayı logaritma 20 tabanında 4 ile denizli gelmiş oldu. Soru da elen 16'nın bana k olduğu söylenmiş. Buna göre elen 2 çarpı e'nin k adresinden değeri nedir diye soruyor. Şimdi bir kere logaritmada sen çarpmanın kime dağıldığını biliyorsun. Toplamaya dağıldığını biliyorsun. Öyleyse ben elen 2 çarpı e dediğimiz ifadeyi elen 2 artı elen e şeklinde yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Elen e kime eşitti? 1 eşitti. O zaman ln 2'yi k türünden bulursam her türlü bu ifadeyi k türünden bulmuş olacağım. Peki ln 2'yi nasıl bulacağım? E biz 16'nın ne olduğunu biliyoruz. 2'nin 4. kuvveti olduğunu biliyoruz. Hatırla logaritmada üstü başlatma özelliği yok muydu? Vardı. O zaman bu 4'ü aldım başa attım. Bu ifade kim gelmiş oldu? 4 tane ln 2 gelmiş oldu. Yani kısaca 4 tane ln 2 kime eşit geldi? K'ya. E iki tarafı 4'e bölersek o zaman ln 2 değeri de k bölü 4 çıkmış oldu. Bulduğum bu değeri aşağıda yerine yazarsam soldan k bölü 4 geldi sağdan da 1 gelmiş oldu. Bu ikisini çarp pay eklersek sorunun doğru cevabı da k artı 4 bölü 4 ile bursa gelmiş oldu. Logaritma 3 tabanında 2 a olarak verilmiş. Buna göre 3 tabanında 18'in a cinsinden eşitini istiyor. Bak kopyayı veren yer aslında tam da burası. Sen şimdi 3 tabanında 18'e A türünü istiyorsun ya. E A kim? 3 tabanında 2. E o zaman benim mutlaka şu an burada 3 tabanında 2'yi bulmam gerekmiyor mu? Gerekiyor. O zaman 2'yi ben buraya yazdım. Peki 2'yi nereye çarparsam 18 yapar? 9'u. O zaman elimizdeki ifadeyi logaritma 3 tabanında 2 çarp 9 şeklinde yazdık. E biz logaritmada çarpmanı kime dağıldığını biliyorduk? Toplamaya dağıldığını biliyorduk. Bu durumda elimizdeki ifadeyi 3 tabanında 2 artı 3 tabanında 9 şeklinde yazabiliriz. Ayrıca sen 9'un 3'ün karesi olduğunu biliyorsun. Ve logaritmada üssün başaltma özelliği olduğunu biliyorsun. E 3 tabanında 2'yi zaten yukarıda vermiş A. Sol tarafı A olarak yazdım. Sağ tarafta üssü başa atarsam 2 tane logaritma 3 tabanında 3 verdi. Burasının zaten 1 geleceğini biliyoruz. Bundan dolayı sorun doğru cevabı da A artı 2 ile denizi gelmiş oldu. Elimizde böyle bir denklem var. Buna göre A değeri kaçtır diye soruyor bana. Bak eşitliğin iki yanında paydada A varken bunlar bunu götürebilir mi? Evet götürebilir. E bu durumda geriye kim kaldı? Logaritma A tabanında 4 eşittir 2 kalmış oldu. Logaritmada eşitlik varken ne olacaktı? Taban gidecekti. Eşitliğin diğer tarafını üzerine alacaktı. Bulduğum bu değerde kime eşit gelecekti? Şuradaki sayıya. O zaman akara kim gelmiş oldu? 4 gelmiş oldu. E kimin karesi 4? Ya 2'nin ya da eksi 2'nin. Ama hatırla logaritmanın tanım kümesi gereği. Burasının mutlaka işaretinin ne olması gerekiyor? Artı olması gerekiyor. Bundan dolayı A değeri 2 çıkmış oldu. Buradaki oran kaçtır diye soruyor bana. Bak ben elimdeki bu kesri böyle yazabildiğim gibi acaba şöyle yazabilir miyim? x çarpı y bölü x çarpı y çarpı z artı x çarpı z bölü x çarpı y çarpı z artı y çarpı z bölü x çarpı y çarpı z şeklinde yazsam bir şey değişir mi? Niye değişsin ki? Paydalar aynı. Paydaları topla aynı ifade gelecek. E bu durumda x y'ler gitti. x z'ler gitti. y z'ler gitti. Geriye kim kalmış oldu? 1 bölü z artı 1 bölü y artı 1 bölü x kalmış oldu. Öyleyse biz burada x, y, z'yi bulsak yerine yazsak kesinlikle bu işlemin cevabını buluruz. Şimdi gelelim yukarıya. Sen 2'nin bir tam kuvvetini 42 yaptın biliyor musun? Bilmiyorsun. E bilmiyorsan bu durumda yapman gereken şey ne? Sen buradaki x'i nasıl bulacaksın? Tabii ki de logaritmaya çevirerek. Üstel bir fonksiyonu logaritma nasıl çevirecektim? Tabandaki ifade unutma logaritmanın tabanıydı. Üstteki ifade logaritmanın eşit olduğu sayıydı. Geriye tek bir yer kaldı. 42'nin buraya gelmesi gerekiyor. Devam edelim. 3'ün bir tam kuvvetinin 42 yaptığını biliyor musun? Bilmiyorsun. O zaman bunu logaritmaya çevirerek y'yi bulabilirsin. E bu durumda tabandaki sayı logaritmanın tabanına geldi. Üst neresiydi? Eşitliğin diğer tarafıydı. 42 de buraya gelmiş oldu. Geldim alt tarafa. Şöyle biraz uzatarak yazalım. 7'nin bir tam kuvvetinin 42 olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. O zaman tabandaki sayı logaritmanın tabanı oldu. Üst, sağ tarafa geldi. Geriye tek bir sayı kalmış oldu. X, Y, Z'yi buldun mu? Buldum. Hemen aşağıda yerine yaz. Bak soldan kim gelmiş oldu? 1 bölü logaritma, dikkatli ol, 7 tabanında 40 gelmiş oldu. Artı, 1 bölü logaritma, 3 tabanında 40 geldi. Artı, 1 bölü logaritma, 2 tabanında 40 gelmiş oldu. Şimdi hatırla, logaritma payda kısmındayken, pay Pi ve payda yer değiştirirse tabanla fonksiyon ne yapardı? Yer değiştirirdi. O zaman soldaki ifadeyi ben logaritma 42 tabanda 7 artı ortadaki ifadeyi logaritma 42 tabanda 3 sağdaki ifadeyi de logaritma 42 tabanda 2 şeklinde yazabilirim. Logaritmada tabanla da aynı iken arada artı varsa ne yapacaktık? Tabii ki de şuradaki sayıları çarpacaktık. E bundan dolayı da işlemin cevabı ne gelmiş oldu? logaritma 42 tabanında 7 çarpı 3 21 21 çarpı 2 de 42 yaptığı için 40 gelmiş oldu. E tabanlı fonksiyon aynı iken sorun cevabı 1 geldi. Cevap da Edirne çıkmış oldu. Buradaki ifadenin eşiti işte nedir diye soruyor bana. Hatırlarsan logaritmanın bir özelliği vardı. Logaritmada buradaki sayıyla buradaki sayı kendi arasında yer değiştirebilirdi. E o zaman ben bunları kendi arasında yer değiştirirsem dikkatli ol. 8 üzeri logaritma 27 tabanında 3 yaptım burası yaptı. Şimdi bak logaritma 27 tabanında 3'e bakalım. Bir kere sen 27 sayısının ne olduğunu biliyorsun? 3'ün kübü olduğunu biliyorsun. Peki üstün üstü varken bu üstü başlatma özelliği var mıydı? Vardı. Ama aşağıdaki ifade üstü ise bu 3 nereye gelecekti? 1'in paydasına gelecekti. Öyleyse bu ifade 1 bölü 3 çarpı logaritma 3 tabanında 3 gelmiş oldu. E ben bunun zaten 1 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bu işlemin cevabı kaç gelmiş oldu? 1 bölü 3 gelmiş oldu. O zaman hemen 8 üzere gittik. 1 bölü 3'ü yazdık. 8 sayısının aynı zamanda 2'nin kübü olduğunu biliyorsun. Bir de üzerinden 1 bölü 3 gelmiş oldu. Üssünü üstü varsa ne yapacaktık? X'in çap Çarparsa 3'ler birbirini götürdü. Sorunun doğru cevabı da Ceyhan çıkmış oldu. Elimizde böyle bir eşitlik varken logaritma 4 tabanında a değeri kime eşit diye soruyor bana. Şimdi hatırlaman gereken bir özellik var. Elimizde bir tane a sayısı olsun ve üzerinde logaritma b tabanında c olsun. Elimizde böyle üslü bir ifade varken şu x'in yer değiştirme özelliği var mı? Evet var. O zaman ben burada şu x'in kendisi yer değiştirirsem, hocam niye yerleştiriyoruz? Birazdan anlayacaksın. Soldan 2 üzeri logaritma a tabanı 4 geldi. Sağdan da 2 üzeri logaritma a tabanı 4 gelmiş oldu. Bak ikisi de aynı geldi. İşe yarayacak. Sağdan da 128 çıkmış oldu. E sen 2 tane aynı sayı toplarsan işlemin cevabı 2 tane 2 üzeri logaritma a tabanı 4 gelmeyecek mi? Evet gelecek. İki tarafı da 2'ye bölersek 2 ile 128 sağda geçti. burada 64 kalmış oldu. Peki soru şu. 2'nin kaçıncı kuvveti onu 64 yapar? 6'nın Altın, 6. kuvveti. Yani logaritma A tabanında 4 kime eşit gelmiş oldu? 6'ya. Benden ne istiyor? 4 tabanında A'yı unutma. Logaritmada tabanla fonksiyon yerleştiriyorsa sağ tarafta da payla payda kendi arasında yerleştirir. E bundan dolayı da logaritma 4 tabanında A kime eşit gelmiş oldu? 1 bölü 6'ya eşit geldi. Sorun doğru cevabı da Bursa çıkmış oldu. İfadesinin işte eşitleri nedir diye soruyor bana. Bak elimizde böyle ifadeler varken logaritmada payla payda yerleştirebilir mi? Değiştirir. Ama bunu yaparken unutma tabanla fonksiyon da kendisi yerleştirir. Yani kısaca sen bunu paya atarsan logaritma 5a tabanında a gelir. Aynı şekilde sağ tarafta bunu paya atarsan logaritma 5a tabanında 5 gelmiş olur. Logaritmada tabanlar aynı iken arada artı varsa x'i ne yapacağız? Çarpacağız. Bundan dolayı da 5a tabanında 5a gelmiş oldu. E, logaritmada taban ve fonksiyon aynıysa işlemin cevabı kaç gelecek? 1 gelecek. Bundan dolayı cevap da adana çıkmış oldu. Çarpımının sonucu kaçtı diye soruyor bana. Bak soruya gelmeden önce hatırlaman gereken bir bilgi var. Logaritma A tabanında B elimde olsun. Çarpı logaritma B tabanında A da elimizde olsun. Logaritmada çarpım şeklinde sayılar varken ve çaprazdaki sayılar aynıysa bunlar böyle tık 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 birbirini götürür ve bu işlemin cevabı bir de diyebilirsin. Aslında böyle bir şey yok. Bunun nereden geldi ben sana açıklayacağım. Şimdi elimizde logaritma B tabanında A gibi sayı varken sen bunun paydasına gizli bir olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. Logaritmada pay pi ve payda yer değiştirince tabanla fonksiyon yer değiştirir. Yani bu ifade aslında 1 bölü logaritma a tabanında b'ye eşittir. E o zaman elimizde şöyle bir ifade varken sol taraftan logaritma a tabanında b geldi. Ben sağ taraftaki ifadenin paydasına gizli bir olduğunu biliyorum ya. Payla pi paydayı yer değiştirirsem burası 1 bölü logaritma a tabanında b gelmez mi? Bak bu x aynı olduğu için bunlar bunu götürdü. Bunun da cevabı 1'dir diyebilirsin. Ama istersen tabi bunu da kullanabilirsin. Bu daha çok kullanışlı olduğu için bu anlatırken genellikle böyle anlatılır. Haberin olsun. Şimdi bir kere logaritmada üs varken üssü başlatma özelliği var mı? Evet var. O zaman soldan ne geldi? Logaritma a tabanında b çarpı 2 çarpı sağdan da b tabanında a gelmiş oldu. Bak çarpım şeklindeyken çaprazlar aynıysa ne yapacaktı? Birbirini götürecekti. E o zaman bu logaritmalardan geriye 1 kaldı ve arada 2 olduğu için işlemin cevabı da 2 gelmiş oldu. Bize iki tane eşitlik verilmiş. Buna göre a artı 10b ifadesinin değeri nedir diye soruyor bana. Logaritmada çarpma daima kime dağılırdı? Toplamaya. Yani ben bu ifadeyi logaritma 10 tabanında a artı logaritma 10 tabanında b eşitliğine yazabilirim. Peki bölüm kime dağılacaktı? E o da farka dağılacaktı. Bu ifadeyi de logaritma 10 tabanında a eksi logaritma 10 tabanında b eşit mi yazabilirim. Bak elde ettiğim bu iki denklemi taraf tarafı toplarsam log b'ler ne yaptı? Birbirini götürdü. Log a ile log a'yı toplarsam 2 tane logaritma a 8'e eşit geldi. İki tarafı da 2'ye bölersek bu durumda logaritma a da kime eşit gelmiş oldu? 4. E ben bunun tamamının 4 olduğunu biliyorsam otomatikman log B'de kaç gelmiş oldu? 3 gelmiş oldu. Hemen onu ne yaptım? Yan tarafa yazdım. Logaritmada eşitlik varken ne yapacaktık? Taban gidecekti. Eşitliğin diğer tarafını üzerine alacaktı. Bulduğum bu değerde kime eşit gelecekti? Yukarıdaki fonksiyona yani buna. Aynı şekilde paydada bir şey yazmıyorsa sen bunu 10 olduğunu biliyorsun. Taban gitti. Eşitliğin diğer tarafını üzerine aldı bulduğum değerde B eşit geldi. E ben kim arıyorum? A artı 10 B'yi arıyorum. Bulduğum değerleri ifade yerine yazarsam soldan 10 üzeri 4 sağdan 10 çarpı 10 üzeri 3 gelmiş oldu. Tabanlar aynı üstleri topla. Bu durumda sol taraf 10 üzeri 4 sağ taraf 10 üzeri 4 geldi. İki tane aynı şeyi toplarsan çıkan sonuç iki tane 10 üzeri 4 yapar. Cevap da Ceyhan çıkmış olur.